yazar emeğisi de emeği geçenler açısından özellikle. Evet. Bu bağlamda iki sorum olacak. Bir, özelde kendi öykünüzün ait olduğu bir çizgi var mı bu geniş alan içerisinde? Hı-hı. Ben şu çizgide şunlara daha yakın duruyorum, bundan besleniyorum ya da şunları besliyorum. Hı-hı. Böyle bir çizgiyi besliyorum gibi. İkincisi, biraz önce andığımız öykü sözlüğünüzün Türk öykücülüğünü ve birikimini genel olarak kuşattığını söyleyebilir misiniz? Orada aldığınız isimler çerçevesinde özellikle. Şimdi birinci sorunuza şöyle cevap vereyim. Benim isim vererek değerlendirme yapmam çok öznel bir şey olur tabii. Şu daha doğru bir şey. Dili önceleyen, dille uğraşan, dili mesele edinen yazarlara, çizgiye yakınım ben, o çizgidenim. Böyle söylersem evet. Çok daha doğru olur. Yani ben de her şeyden önce dildir ve bizim edebiyatımıza baktığımızda daha çok diliyle bildiğimiz, tanıdığımız, öyle çıkan şey. Hasan Ali Toptaş'la biz birbirimize yazdığımız dil açısından benzemeyiz ama çok benzeriz. Çünkü dille uğraşır. Öncelikle derdi odur, benim de odur. Ya da işte ne bileyim, ve Hulki Akdunç'a bakalım, dil virtüözü denen, evet. Tamam Hulki Bey'le biz asla aynı değildir dilimiz ama bir yandan da... Aynı öyküyü yazmıyorsunuz ama... Evet. Ama dile bakışımız, dille hareket edişimiz, dille yürüyüşümüz, dille uğraşmamız hemen hemen aynıdır. Ama o benden öncedir, ben onun etkisinde kalmışımdır, işte demin söylediğim isimde. Şey meselesine gelince de, ikinci sorunuza gelince, tabii ki bu kadar değil. Yani bütün aslında bir edebiyata baktığımızda, dediğim gibi bir bazılarını anmıyoruz. Yanlış anlamadıysam sorunuzu, evet. Söz etmiyoruz ya da ayırıyoruz. Şu taraf, bu taraf, tabii. Bu taraf diyoruz. Evet. Tabii ki bu çok yanlış bir şey. Bunu bazen bizim için önce gelenler var ya, yani işte yani çok sevdiklerimiz. Onları söylerken belki diğerlerini unutuyoruz. Aklımıza gelmiyor ya da tam tersi kasıtlı yapıyoruz. Ayırıyoruz. Hayır. Şimdi hemen şey söyleyeceğim. Yani ben isimler sayıyorum ama söylenir de zaman zaman. Şimdi biz Mustafa Kutlu'yu bunun dışına unutacağız mesela. Diyelim ki. Hayır. Bence zaten önemli olan iyi öykü olması. İyi öykü. İyi roman. Ne bileyim. Yani iyi sinema. Budur. Ya da söylediğim gibi yani kasıt içinde bulunmadan. Ama böyle bir şey var. Var. Herkes bir duvarın ardından konuşuyor. Var. Çok doğru. Ve öyküleri böyle, şiirleri evet. Böyle, romanları evet. Böyle. Biraz edebiyat tarihinde bile kesinlikle. Maalesef böyle. Var. Var. Örneğin öyküden söz ederken bir Kenan Hulusi Koray adlanmamalı. Bir Sabahattin Kudret Aksal şair olarak bilinmesine rağmen daha çok ben onun öyküsünü şiirinin önüne koyarım. Kendi adıma. Tarık Buğra sadece oğlumuz, tek bir oğlumuz hikayesiyle bile Türk hikayeciliğinin önemli köşe taşlarından bilinmesi olarak kıbledilebilir. Bir işte Rasim Özden var mesela. Yani bunu bir sağdan bir soldan sayalım gibi bir mantıkla söylemiyorum. Bir edebiyat perspektifi, edebiyat tarihi perspektifi üzerinden konuşurken yani bir öykücü olarak da yürüdüğümüz alandaki belirgin noktaların altını çizip isimler, isimlerini yazmak gerektiği noktasından hareketler. Yani bu sadece sizinle konuştuğumuz için ikimizin sorunu değil, tabii. Edebiyatımızın sorunu olduğu için sorunu. Özellikle dile getirdim. Ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün şöyle bir şey de var. Yeni gelen kuşak öykücüler bırakın işte bunu bir önceki kuşağın öykücülerini kabul etmiyorlar, okumuyorlar, reddediyorlar, evet. Bağı kopartıyorlar. Artık böyle bir şey var. Evet.
dünsüz ve yarınsız bir kesinlik. Maalesef evet, söz etmek evet, mümkün. Öykü dili konusunda Yahya Kemal'in Mısra Haysiyetindir sözüyle Ahmet Oktay'ın cümle yazarın onurudur sözünü önemsiyorsun ve anıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Son dönem öyküsü için bir, özellikle 80'den sonra yani 90'lı 2000'li yıllar için öyküsü için bir dilsiz tanımı yapıldı ve uzun sürede tartışıldı. Tartışıldı, evet. Biliyorsunuz bu tartışmayı. Bu konuda ne dersiniz? Bir de öykü dili deyince ne anlıyorsunuz? Öykü dili. Evet. Şu öykü dili diye bir şey değil aslında. Edebi dili, yazısal dilden söz edebiliriz. Yani öykü dili şöyle işte o yani eksiltilmiş olan, eksiltili anlatım diyebiliriz öykü dili için belki en fazla. Ama yazınsal dil diyorum ben ona. Özellikle öykü dili diye bir şey bana çok doğru gelmiyor. Dilsizlik meselesine gelince o da ben, Semih Gümüş'ün galiba çıkarttığı bir şey, başlattığı bir şeydi. Ben ona çok o dönemde de katılmamıştım. Pek de katılmamıştım. Yani şöyle bir şey, diyalogsuz öyküler yazılıyor. Hiç diyalog yok öykülerde. Çünkü sözcükleri kaybettiler, dillerini kaybettiler, konuşmalar ve iç dökümü diye. Kısmen iç dökümüydü. Ama toptancı bir yargıyla o dönemin öykülere bunu söyleyemezdik. Yani toptancı bir yargı yanlış ve aynı zamanda bir öyküde diyalog olmayabilir. Diyalogsuz pek çok öykü olabilir. Anlatmanın yolu diyalog bir anlatma olana ama başka yolları dilsiz da var. Dilsiz değildir. Aynı zamanda yine tekrarca o dönemin öyküleri... Öyle yazan bir arkadaşımız var burada. Öyle mi? Çok hoş, çok güzel. Ve o dönemin öykülerinin bir kısmı iç dökümüydü. Tamam ama hepsi için bu söylenemezdi. Bence o gün için toptancı bir yargı diye hatırlıyorum ben bunu. Çok da saçma bir tartışma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani işte beklenen yazar geliyor meseleleri falan var ya. Biraz da siyasal içerik taşıyordu tabii. Zaten Aydın Bey'in katılımıyla evrensel evrensel kültürden öyle bir siyasal boyut kazandı. Evet, az birkaç sorum kaldı. Bir yazarın dünya görüşü değişmedikçe meselenin baktığı yerin de değişmeyeceğini, bunların da birkaç temadan ibaret olduğunu, kahramanlarının birbirine benzeyebileceğini, hatta benzediğini, kendini tekrar etmenin kaçınılmaz olduğunu, bunun da pek olumsuz olmadığını, olumsuz görmediğimizi, hatta yetkinleşmeye, ustalaşmaya bile yol açtığını söylüyorsunuz. Özellikle vurgularla belirtiyorum bunları. Bunlar yanlış anlaşılmaya çok açık düşünceler değil mi? Evet olabilir ama çok umursadığımı söyleyemeyeceğim. Hiç umursamıyorum. Hatta ısrarla bunun altını çiziyorum. Orhan Kemal'e bakalım. Yaşar Kemal'e bakalım. İlk aklıma gelen isimler. Yahut Peride Celal'e bakalım. Peride Hanım kimleri anlatmıştı? Bütün tek tük şeyinin dışında, bütün bir yaşamı boyunca anlattığı burjuva sınıfıdır. Birbirine benzer kadın karakterlerdir. Birbirine benzer erkek karakterlerdir. Ama bu odun romanlarını asla değersiz yapmaz. Asla sıradan, asla birbirinin tekrarı ve kopyası yapmaz. Hepsi apayrı lezzette, güzellikte ve de düşüncededir. Şimdi bunu niye ısrarla savunuyorum? Her yazar, bunu yine ısrar ediyorum, her yazar kendini tekrarlar. Ben hayatta mesela fabrika işçilerine bakıyorum, mesela balıkçılara bakıyorum, mesela kapıcılara bakıyorum. Bir başka arkadaşımız diyor ki işte ben doktorlara bakarım, mühendislere bakarım, şunlara bakarım. Onlar beni ilgilendiriyor, onların sorunları, onların hayatı. Ben de diyorum ki bunlar beni ilgilendiriyor, onların hayatı, onların sorunları. Başından, daha sonraları. Benim buradan başka bir yere kafamı çevirebilmem için büyük bir değişim geçirmem lazım diye düşünüyorum ben. Dünya görüşü olarak, kişilik olarak,
başka açılardan ki ben artık milletvekillerinin sorunlarını anlatacağım, artık fabrika işçilerinin sorunlarını anlatmayacağım benim için. Bunu savunuyorum. Ama şu da iyidir demem. Her seferinde aynı karakterleri tıpatıp birbirine benzeyerek objektin içine sokun. Aynı olayı anlatın. Hayır, biz... Kadıköy'de bile var mesela, Balzac'ın bütün romanlarına girip çıkan bir Gutri diye karakteri vardır. Tüm romanlarında o karakteri görürüz. Rasim Özden Ören'in ondan fazla öyküsünde Kerem diye bir kahraman vardır. Her öyküye girer ve çıkar ortak bir karakterdir. Her ne kadar bu sizin söylediğinizde tam denk düşmesin. Yok, öyle değil. Olsun, evet. Bence öyle. Bir son güncelle dair, biraz güncelleştirerek sorum var şöyle. Bir süredir yazarlık atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Yazarlık nasıl öğretilebilir? Daha doğrusu öğretilebilir mi? Daha da önemlisi nasıl öğrenilir? Yazarlık öğretilemez. Ben zaten atölyelerde ilk daha başlangıçta diyorum ki arkadaşlar buraya geldiniz, hoş geldiniz ama buradan siz asla ben sizi yazar çıkartamam. Böyle bir gücüm yok. Yazar olacaksanız siz kendi çabanızla olacaksınız diyorum. Yazarlık nasıl öğrenilir? Yazarlık o dünya edebiyatının, Türk edebiyatının müthiş şapıtlarını okuyarak öğrenilir. İyi okur olarak öğrenilir ve çok yazarak, çok deneyerek, çok çalışarak öğrenilir. Atölyeler ise, o zaman atölyelere ne gerek var diyoruz değil mi? Hayır. Atölyeler şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bazen biz bu süreç uzayabiliyor yazma sürecimiz, okuma yolculuğumuzda. Bazen biz kurgu denilen bir şey var söz gelimi ve önemli, önemli. Teknik yanları var. Teknik yanları var yazının ve tekniksiz kim bunu savunursa savunsun, tekniksiz bir yazı olamaz. Yapmak zorundasınız, yani kurgu yapmak zorundasınız. İşte iyi karakter, doğru karakter falan falan karakter yaratmak zorundasınız. İşte atölyeler size bunları öğrenmeniz açısından kolaylık sağlıyor. Yolunuzu hızlandırıyor, çabuklaştırıyor. Bizim atölyede yaptığımız şey zaten öykü çözümlüyoruz ama ne yapıyoruz? Öykü ne anlatıyor değil. Bizim sevgili yazarımız olay örgüsünü nasıl kurmuş, nasıl oluşturmuş? Karakterlerini hangi özellikleriyle anlatmış? Atmosferi nasıl yapmış? Mekanı, zamanı nasıl kullanmış? Bunları çalışıyoruz. Konularımız bunlar. Bundan başka hiçbir şey değil. Bu size o edebi metnin öğeleri konusunda gerçekten çok doğru, güzel, iyi bilgiler veriyor ve bunları kendi metninizin içinde yerleştirmenizi kolaylaştırıyor. Bunları yapmanızı çabuklaştırıyor. Ama yazar olma konusuna gelince atölyeler hiçbiri böyle bir şey zaten şey yapamaz. Garanti edemez. Fakat sizde o töz varsa, cevher varsa siz atölyeden yolunuz hızlanmış olarak çıkar. Sonrasında da sürdürdüğünüzde gayet iyi yazarlar olabilirsiniz. Son sorum tecrübe aktarmaya dönük bir soru olsun. Sizin üzerinizde bir öyküyü bulma, yazma ağınız ve haliniz nasıl işliyor? Kısaca birkaç cümleyle. Bir gün biz Ayvansaray Eğri Kapı'dan çıktık. Akşam kararmak üzere, hava karanlık olacak. Biraz sonra orada Osmanlı mezarlığı var, mezar taşları var. Mezarlığın tam ortasında 5 tane adam çilingir sofrası kurmuşlar, kafa çekiyorlar, kalk kalk kilk. Şöyle bir kaldım. Mezarlık, adamlar iç açıyorlar. Sonra eve gittim, Sürdübin'de Çilingir Muhabbeti diye bir öykü yazmaya başladım. Bir kitabı. Bir kitabı. Kendi kendime bazı sorular sordum. İnsanlar nasıl hem günah olduğunu düşünmeden hem de korkmadan gece vakti bir mezarlıkta içki içerler? Bu kadar kopuk insanlar. Hayatta onların arasında hiçbir bağ kurmadan. Veya da çok güçlü bağlar kurarak. Yani bu kadar nasıl kopuk olabildiler? İşte orada uydurdum ben öyküleri. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben geçen hafta yukarıda söz ettim size. Burada bir hafta boyunca öykü
şenliği, öykü günleri oldu. Her gün programlar vardı, çok sayıda programlar vardı. Ben bu haftaki programımızı vuracağını düşünmüştüm geçen haftanın. Ama tersinden bir şey oldu. Bu programımıza İzmir'den değerli konuklarımız geldi. Harika. Şair arkadaşlarımız geldi. İstanbul'dan çok sağ olsunlar. Böyle yazar, çizer. Ve Maraş'tan özel olarak bu programı izlemeye gelen arkadaşımız var. Harika. Sıkılmamışsınızdır umarım. Yok, çok güzeldi. Dolayısıyla çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımızın sorusu varsa birkaç soru alalım. Ondan sonra da Alem buyurun. Teşekkür ediyoruz. Halen de öykü yazıyor. Harika. Akademisyenleri var ama biz onu öykücü yanında önemsiyoruz. Anne. Çok hoş. Bir ara kısa bir dışarı çıkmıştım. Onu kaçırmamışımdır. Kaçırdığı bir şey soruyor olmayayım. Türk edebiyatında, Türk öykücüler bağlamında beslendiğimiz kaynakları öğrendik ama ben özellikle yabancı düşünürler, roman yazarları ya da öykü yazarları kimleri takip edersiniz, kimlerden beslenirsiniz, öğrenmek istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani aslında Türk edebiyatı da, Batı edebiyatı da saymakla bitmez. Bir sürü insan, bir sürü yazar var. Yani ama şöyle söyleyeyim, bir kere Çehov, yani çok sevdiğim öykücü anlamında da, oyun yazarı anlamında Çehov öyle, eski Rus yazarları öyle, Kortazar öyle, ama ben Krista Wolf, Türkiye'de çok az tanınan bir yazar ama Krista Wolf sevdiğim bir yazar. Mesela Danilo Kish sevdiğim bir yazar. Hemen aklıma gelenleri söylüyorum. Thomas Bernhard çok sevdiğim bir yazar. Evet, şimdilik bunlar geliyor. Aklıma yoksa dediğim gibi çok var etkilendiğim, sevdiğim. Unutuyorum bazen. Ruhlarını taciz etmeyelim. biraz yaş ilerledikçe de unutuyoruz. Ben çok söyleyeceğim bir şey unuttum. Çok oluyor. Biz daha genciz arkadaşlar. Kesinlikle. Başka soru sorarak. Evet, Hatice. Hatice Maraş'tan geldi. O, evet. O da öykü yazıyor. Şimdi mesela bir inceleme yazdığımızda birkaç kez kontrol ettiğinizde içinize siniyor. Ama bir öykü yazdığınızda defalarca, evet. Yani bazı öykücüler öyle söylüyor. Defalarca okuyorum, ezberleyene kadar okuyorum. Mesela Cemil Kabukçu burada konuk olmuştu. Evet. Ben o yazdığım öyküyü ezberliyorum önce. Bıkana kadar ezberliyorum. Ondan sonra zaten benden çıkıyor demişti. Mesela siz öykü yazarken o öyküyle ne kadar haşır neşir oluyorsunuz. Ne çok, kadar okuyorsunuz? Çok. Ve bu böyle bir bakıma noktasına getirmiyor mu? Hayır. Şimdi ben zaten söyleyeyim. Bir paragraf benim için olmuş olacak ki ikinci paragrafa geçeyim. Ki üçüncü paragrafa geçeyim. Fakat bittikten sonra da eğer o iyi geldiyse, bana hoşnut olduysam en az 5-6 kere geriye dönüp aynı zamanda tekrar okuyorum. Ben bundan hiç bıkmıyorum. Benim en çok sevdiğim şey çalışma süresi, zamanı bir şekli bu zaten. Bitiyor, bitti, tamam. Yani oldu benim için. Ama ben de bir öykü en az 1 ay, 1,5 ay, 2 ayda çıkar. Yani bitti, tamam, inandım dediğim oldu dediğim zaman bu kadar zaman alıyor. Çok kolay kendi yazdığımda hoşnut olmayan birisiyim ben. İçim hemen çok rahat etmiyor benim. Peki yayınlandıktan sonra bazı öykülerde duymuşum. Mesela bir mantık hatası, evet, ortaya çıkıyor. Evet. Bu cümlede de olabilir, kurguda da tabii, olabilir. Tabii. Böyle bir şey yaşadınız mı? Yaşadığınızda nasıl bir duygu hissediyorsunuz? Yayınlandıktan sonra. Çok fena oluyor. Bir tanesi ilk kitabım Bu Gece Pera'da da, öykü kitaplarımda olmadı da bu bir tanesinde Markiz yıkılmasaydı diye yazmışım. Oysa Markiz yıkılmadı, kapandı. Bunu ne editör ne başka birisi, hiç kimse de uyarmadı beni. Ben aynı zamanda bunu yıllar sonra fark ettim. Söyledim insanlara, dedim ki yani okuduğunuzda sizin, yok biz hiç farkında değiliz dediler. Belki de herkesin kafasında Markiz
kapanmadı, yıkıldı duygusu vardı. Çünkü o bir yıkılma, bir kayıp. Orada var, bir de romanda, Fırtına takviminde böyle bir şey var. Şimdi de kapalı fark etmez. Şimdi de kapalı yani şu anda. Evet, kapalı. Şimdi gene zaten artık bizim edebiyat tarihimizde önemli bir yer, Marks Pastanesi tabii. O kadar üstlüklü bir mantık hatası yapmışım ki kimse fark etmedi. Ben de, editör de fark etmemiş, ben de bir sene sonra fark ettim. Adamı dışarı çıkartıyorum, gidiyor. Halbuki bir paragraf sonra orada olabilecek bir şey değil. Dediler ki, bir de sorduğumda, ya biz şöyle düşündük, çıkmış sonra geriye dönmüş gelmiş. Çok üstlüklü bir mantık hatası ama kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Benim başka bir sorunum var esas. Kendimi çok rahatsız hissettim. Dizgi hataları. Ben çok rahatsız olduğum için muhakkak beni bulur ve öykümün bir sözcükle sonu değişmişti. Sonu başka bir şey oldu öykünün. Titizlikle çalışılmayan editörlük şeylerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa yazarlarla suçlu değil. Yani. Değil ama çok rahatsız edici, çok üzücü bir şey. Dizgi hatası. Çok rahatsız edici. Burada editörler de var, biliyorsunlar. Evet, evet. Evet, editörler yok. Ölmesin de yani. Dikkat etsinler. Evet. Evet, hoş geldin. Bu arkadaşımız da şair. Kitabınızı elinde tutuyor mu? Yakında biz onun şiir kitabını tutacağız. Yaşasın. Editör de burada. Evet. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben mekanla olan ilişkinizi merak ettim. Yazdım. Ya. Bir mekan delisi olarak ben. Bunun nereden kaynaklandığını ben de çok iyi bilmiyorum aslında ama mekan beni çok olumlu ya da olumsuz etkileyen bir şey. Ben mekan beni büyüler ve ben önünde durup dakikalarca bir mekanı seyredebilirim. Bir mekan bende öyle bir mekandır ki bu işte öykünün mekanı der. Ben öykünün mekanıyım der. Benden öykü çıkartırsın der. Bak ben öykü olmaya hazırım bekliyorum der. Ya da bir mekan vardır beni müthiş irite eder. Orada asla olmak istemem. Niyedir bilmiyorum. Acaba Tarlabaşı gibi, Beyoğlu gibi bir yerde doğup büyümenin, ilk çocukluk günlerini geçirmenin şeyin, işte o tarihi binalar, eski evler, eski yapı, o farklı atmosfer, dünyayı gözlerimi açtığımda belki öyle bir atmosferin içindeki eski, bozulmadığı zamanlar, güzel olduğu zamanlar, işte Beyoğlu gibi bir yer falan, bu mudur? Böyle bir etki midir ya da bilmiyorum, mimar falan değilim çünkü ya yani mekanın bende ama aslında bunları bütün bu lafları böyle sıralarken mekan gerçekten bir anlatma olanağıdır, yaratma olanağıdır baktığınızda yazıdan. Başlı başına bir, şiirde de bence öyle, başlı başına bir anlatma ve yaratma olanağı sağlayan bir şey mekan. Bunun bir sizin yazma sürecinde etkisi nasıl? Yani ben şöyle ortamlarda kesinlikle yazamam dediğiniz mekanlar... Ha, öyle bir şey var, öyle bir şey var. Ben bir tek Galapera'da ve evde yazabiliyorum. Yani işte Atil İlhan gidermiş, divanda otururmuş, yazarmış, yazardı. Evet. Ben öyle bir şey yapamam. Ya evdeki masamda ya Galapera'da yazacağım. Yani kendimi rahat hissettiğim, özgür hissettiğim, işte elimin altında kitabım olacak, şuyum olacak, buyum olacak falan, o öyle yani. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Çok güzel. Bizim programlarımızın içindir. Evet. Yani devamlı bir alimlerin, devamsızlık kardeşinin... Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Biz Halife'nin ilk öyküleri Galapera Büyük Fahri'nizin de yayınladık tabii ya. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Ben şey merak ettim. Yazarken destan ve kaynaklarınızı söylerken işte yaşadığınız mahalle, yani birebir içerisinde olduğumuz hayattan görüntülerden beslendiğini söylediniz. Ama bu aynı zamanda da şeye denk geliyor ya, biraz insanın kendini açık etmesi. Öykü de işte kendi kişisel yazar kimliğinizle ya da bireysel kimliğinizle kendinizi açık etmeye de denk geliyor ya. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani o kadar açık etmeli mi insan ya da saklamalı mı? Ya da o dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim Halife. Bir kere hani birebir derken her seferinde birebir değil. Yani karşı bildiği bir öykü var belki yanında. Ben orada mültecileri anlattım. Bolt'la Ege'de boğulma meselesi. Ama ben ne bir Didar tanıdım ne bir Azat tanıdım. Yahut da işte ne bileyim orada bir öykü var. Üçleme, Mihri. Mihri tamamen benim uydurduğum bir karakter. Bir poşetin üzerinde kadın
şeyi gördü, o kadına aşık oldu falan. Yani o kadar da her seferinde birebir gerçek değil. Ama bazen öyle. Kendini açık etme meselesini. Şimdi onu söyleyeceğim. Ben bir gün biz konuşuyoruz böyle birkaç yazar. Selim İleri de var. Bir arkadaşımız dedi ki, ya ben bir şey yazdıktan sonra dedi, kitap çıktıktan sonra çırılçıplak kalmış gibi hissediyorum ve kendimi utanıyorum dedi. Selim dedi ki, ben hayatımda hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Ben de hiç öyle hissetmedim. Çünkü orada dünya görüşümle, hayat algımla, insana bakışımla olmamam zaten mümkün değil mi? Bunun belli olmasından hiçbir şey görmüyorum. Açık edilmesinde yani. Doğru anladım değil mi sorunu? Ama yani dünya görüşümü bağlamında sormadım. Özel hayat bağlamında. İşte yaşadığınız acılardan bir şey kopmuş vermiş oraya. Aa, bende hiç sonra... yok. Bende hiç yoktur. Yaşadığım acı asla... Bir deneyimden ya da... Asla benim kendi hayatımda hiçbir şey olmadığı için onu istemem. Kendi mahremimin tabii. Şimdi doğrusu oldu. Yok. Ama hayatta nelerden acı çekiyorsam o orada kitapta görünür. Bu da beni rahatsız etmez. Bunun bilinmesi ama kendi özel hayatımdan yazıyı hiçbir şey taşımadığım için kendime asla hiç anlatmadığım için zaten kendi hayatım hiç yoktur yazdıklarımda. Doğru mu anladım? Evet. Evet, yok. Evet. O zaten biyografi diye bir şey var, çok değerli. Biyografi yazmak bazen gerekir o zaman. Bazen bahsetmiyorsunuz siz de, belki bu bir acemilik sonra yani. Ben de onu da yazdım evet. Bir kitapta. Evet. Yani bunu tabii kimse bilmiyor, onun bir kurgu sonuçta kişiler, tabii. Mekanlar vesaire. Benim hiç alakası yok, kendi hayatımdan yola çıkarak kurguladığım bir şey. Ama yani sonrasında en azından çok yakın tanıyanlar bir bağlantı kuracaktır. Evet. Yani sonrasında ben çok rahatsız oldum. Bunu bu kadar açık etmeli miydim, bu doğru muydu falan diye bir acemilik belki de. Yani ömrüm boyunca taşıyacağım belki de pişmanlığı. Yani bundan sonra kendi dikkat edeceğim notlardan bir tanesi olur. Ha evet, böyle bir şey olsa belki İçime ben... İçime sinen bir şey. Ben kendimi anlatmak için yazmadım zaten. İçinde var olduğum bir şeyden yola çıkarak. Sonra bir bakıyorsun, yazarken öyle olmuyor. Dışarıdan bakınca bu işte birinci dereceden, ikinci dereceden tanıyan insanlar bir bağlantı kuracaktır ve anlayacaktır. Ben niye böyle bir şey yaptım? Pişmanlığım oldu benim açıkçası. Evet evet, yok o konuda haklısın. Yani belki ben de öyle bir şey yapmış olsaydım ben de onu hissedebilirdim, evet. Ben şöyle bir şey okumuştum, bir roman yazarı 82 defa bir roman yazmıştı. Adını anlayalım burada. Bir başka hikayeci ve bir eleştirmen bir dergide yazı yazdılar. Evet. O roman üzerine ve dediler ki, ya adımızı da verseydin bari dediler orada, o roman üstünde. Evet. Evet, evet, evet. Başkası soran arkadaşımız yoksa, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Yunus. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi söylediğiniz işte, Eskişehir'e ve Şefkat'le Gümüşoğlu dediniz. Buradan anladığım kadarıyla şiir sizde bir yenip sönme şekli olarak, yani bir heves olarak mıydı? Ya da biri size artık sen de öykü yaz mı dedi? Ya da başka bir şey düşünerek mi bıraktın işte? Yani bir insan şiiri niye bırakır? Niye bırakır şiiri? Şiiri niye bırakır da öykü yazar? Şimdi, şöyle bir şey. Ben aslında demin de söylediğim gibi şiirden hiç kopmadım. Şiirsiz olan abartı gibi gelecek. Şiirsiz olan hiçbir metni ben kolay kolay okuyup sevemem. Roman olsun, öykü olsun. Öykü şiiri içeriyor zaten. Aynen. Aynen. Benim şairliğim öykünün içinde devam etti biliyor musunuz? Aslında şairlikten vazgeçmedim ben. Yani Hüseyin Bey doğru mu söylüyorum? Evet. Benim şairliğim öykünün içinde devam etti. Ama niye şiir yazmaktan vazgeçtim? Yani şiir olarak hem şiiri kullanabileceğim hem de düz yazıyla belki daha fazla ya da daha şiirden daha geniş, daha uzun anlatmak istediğim için. Ama içinde şiir olabilecek bir türde öykü, roman o kadar değil. Ben öyle düşünüyorum. Şiirle devam edecektim ama düz yazının olanaklarından da yararlanacaktım. Onun için sanıyorum, bunları şimdi söylüyorum. Tabii o zaman öyle düşünmedim ama doğru. Şiir yazıyorum, halen bir düz yazının olanaklarından yararlanıyorum. Bir de şiir de böyle tabii, asla tersi değil ama öykü deneyebileceğiniz her şeyi daha kolay yapabileceğiniz bir tür.
Yani romanda o kadar olamayabilir ama işte biçimsel denemeler, içeriksel denemeler, biçim öz denemeleri falan neyse yani bir sürü şey açısından öykü çok olanaklı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ne dersiniz Hüseyin Bey siz de bir öykücü olarak ama izin verdiğini düşünüyorum. Ben hiç şiir yazmadığım için... Yok, öykünün yani, öykünün öykücü olduğuna, evet. Hocam bir de işte şiirle öykü arasında eskiden bazı hikaye dediğimiz, evet. Nazım Hikmet'in gibi, evet. Reysan Manzaroy gibi bütün vardı, yani hala var mı? Bütün işlevsel olarak yani devamını sürdürmesi mümkün mü? Yani mümkün tabii. Aslında mensur şiir mi diyoruz? Hmm. Öz yazı şiir yani dediğimiz... Yani bütünler insan manzaraları mensur şiir değil. Değil, ya o değil. Yani öyle. Ve mensur şiiri de iyi yazan şair varsa sürer. Tabii. O ben... gün de mensur şiirin çok yavaş olduğu dönemlerde mensur şiir yazdığını zanneden şairlerin birçok mensur şiirleri yaşamıyor. Evet. Yani o şaire ve yazdığı şiire bağlı bir durum. Her tür için bu konu söyleyeyim. Evet. Öykü için, roman için, diğer türler için de bunu söyleyebiliriz. Hocam, mesela bir tür seçmeli miyiz mesela? Ben öykü yazacağım ya da... Hayır. Yani bir şey yok yani. Biz seçtik ama sizi böyle. Seçtik ama sizin böyle bir mecburiyet yok canım öyle bir şey yani. Biz seçmiştik yani. Evet. Şahilerim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim inşallah. İnsanın 28'inde buluşmak istedim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.